Ay demek o yüzden dün Selim'le karşılaşmak istemedi. Abla utancından tir tir titriyordu kızcağız. Çok üzüldüm valla. Ay canım. Sırf bu yüzden okula gitmemezlik etmesin. Valla bilmem. Günaydın. Günaydın. Ayşegül kahvaltı etmiyor musun? Ya yok, ben bugün okula biraz erken gideyim diyorum. Hani arkadaşlarla sohbet ederiz falan. O yüzden ben gideyim. Tamam. Görüşürüz, hoşçakalın. Güle güle. Aferin, çabuk atlatmış. Vallahi bravo, helal olsun. Kapıya baktırmak lazım, bozuldu galiba. Şişt, şişt. Ayşegül. Ya lütfen, lütfen ben okula gitmek istemiyorum ya. Ben bir daha Selim'in yüzüne asla bakamam. Eğer gelip güzellikle bize bunu anlatsaydın, hı-hı, anlayışla karşılayabilirdik. Ama bizi kandırmaya çalıştığın için cezalısın. Ya lütfen. Hadi bakalım, hadi bakalım doğru okula. Ya lütfen. Ay şimdi Ferit'ten abuk subuk bir şey gelmiştir. Sen bak abla, tamam mı? Hadi. Hadi. Aa, sabah sabah ne mesajı bu? Al, müstakbel eşin cam bulaşıkta. Ya bu çocuk da yeter ama. Bıkmadım hala aşk mektubu yollamaktan. E ne yapsın? Aşık çocuğu. Sevgili Ayşe. Ne var? Bu senin son mektubun. Ne? Son mektubun mu? Aa. Dünyanın da o çocuğa seni seviyorum derken gözlerinin nasıl ışıldadığını gördüm. Sen gerçekten onu seviyorsun. Ben de sözümü tutuyor ve anlaşmayı yırtıyorum. İnanman için de yırttığım anlaşmayı bu zarfla sana gönderiyorum. İkinize de mutluluklar diler. Bağırma taş basarak yeni bir ufka erken açtığımı bilmeni isterim. Yani tak sepetik olana herkes kendi yoluna. Elveda. Not. Sakın derslerini aksatma. Tamam, tamam. Ay canım. Gördün mü? Ne kadar anlayışlı çocuk. Ya gerçekten çok kötü davrandım çocuğa. Keşke kendimi affettirmenin bir yolu olsaydı. O zaman sen de onun dediğini yap. Ne yapayım? Derslerini aksatma. Hadi otur kahvaltıya. Tamam.